Örnek 2.3 arkadaşlar. Şimdi dışarıdan bir sayı girdirelim ve bunu switch case yöntemiyle özel sayı mı değil mi olup olmadığını anlayalım. Özel sayıdan kastımız kendimiz bir referans sayı tipi oluşturalım. Örneğin 10, 20, 30 bizim için özel sayı olsun. Bunun dışındakiler olmasın. Nasıl yapacağız? Önce dışarıdan bir sayı girilmesini sağlayalım. Bunu yapabileceğimiz şey komutun adı input'tur. Input'un içerisine bir sayı giriniz yazalım. Girilen sayı ekranda tekrardan yazmasın. Ve bunu n isimli bir değişkene kaydetsin. Hemen çalıştıracak olursak arkadaşlar bunu bir sayı giriniz diye sordu. 4 dedim. Şurası güzel olmasını isterseniz noktalı virgül eşittir şeklinde ayırabilirsiniz. Şurada daha belki nazik olsun isterseniz bu şekilde yazdırtabilirsiniz. Bir sayı girin. 4. Şimdi bunu switch ve case yöntemiyle soruyorum. N'e göre switch yap diyoruz. Case 1'imiz 10 olsun. Eğer 10 ise case 2'miz 20 olsun. Case 3'ümüz 30 olsun. Bunların dışındaki herhangi bir durumu kastetmek istiyorsak ona da otherwise diyoruz. End ile de bunu bitiriyoruz. Case 10 ise ne olacaktı arkadaşlar hatırlıyorsanız? Bu sefer görüntüleme işlemini tırnak tırnak içinde değil de disk içerisinde yapacağım arkadaşlar. Çift tırnak, tek tırnak fark etmez. Siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Girdiğiniz özel sayıdır. Bu her biri için aynı olacağından dolayı bunu buraya kopyalayabilirsiniz. Sadece burada aynı değildir. O da girdiğiniz sayı özel sayı değildir demesi gerekir. Evet. Bir sayı giriniz. 5 dedim. Girdiğiniz sayı özel sayı değildir. Şimdi bir de 10'u deneyelim. 10 yazacağım. 109 yazdım. 10 denedim. Girdiğiniz sayı özel sayıdır. 20 deneyelim. Girdiğiniz sayı özel sayıdır.